Kendinizden bir bahsedersiniz. Mesela meslekle ilgili dağcı mısınız? Böyle bir sistem, böyle bir organize mi? Hani şöyle bir şeyinle anlatayım. Türkiye'de yeni olan bir sistem. Yaklaşık 3 senedir uygulanmakta. Binalar gitgide dikine büyüdüğünden dolayı böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Normalde eskiden iskele sistemiyle yapılan sistemler. Fakat yurt dışında Rockets denilen iple erişim Türkiye'deki adıyla endüstriyel dağcılık olarak literatüre girdi. Binaların, yüksek binaların iç cephelerini iple düğüm yardımıyla palat üzerinden inerek o şekilde temizleniyor. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kendim profesyonel dağcıyım, lisanslı dağcıyım. Sektörde böyle bir ihtiyaç olması tabii bizi spordan çok bu işe yöneltti. Yüksek binalar tercih ediyor. Türkiye'nin her yerine hizmet veriyorum. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep gibi yerlerle tercih ediliyoruz. Bu sistem çok güvenilir bir sistem. Emniyet mekanizması kuvvetli olan bir sistem ki zaten uluslararası literatürde kabul edilmiş bir sistem. Ama Türkiye'de yeni. Tabii ilk görenler endişe ediyor, işte halat üstünde tehlikeli olmuyor mu diye. İşimizi doğru yaptıktan sonra hiçbir şey tehlikesi yok. Ve hiçbir şey canımızdan değerli değil. Böyle önlemleri alıyoruz, tehlikeli alıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Bizimle de böyle bir çalışma ilk. Onu da Mali grubu tercih etti. Bu sektöre çok talep var. Yani bu yönde çalışmak isteyen birçok arkadaş var. Onları da oturup talepleri alıyoruz. Bir bakıyoruz. Öncelikle yükseklik korkusunun olmaması lazım çalışmada. Ve normal standart dışı bir çalışmadır. Çünkü yükle inerken aynı zamanda bir temizlik yapıyorsunuz veya teknik bir iş yapıyorsunuz. Ondan gerekli eğitimi veriyoruz. Kurslara gönderiyoruz. Türkiye'de yeni yeni bu kurslar açılmaya başladı. Özellikle üniversitelerde endüstriyel dağcılığa yönelik kurslar açılmaya başladı. Bu şekilde eleman ihtiyacımızı gideriyoruz. Siz ilklerdensiniz. Türkiye'de ilklerdensiniz bu endüstriyel dağcılığı. Türkiye'de zaten bu işi yapan 10-12 kişi var. Bu şekilde yapan ama her geçen gün hızla yayılıyor. Talepler çok fazla. Çünkü binalar da çok artıyor. Aşırı derecede artıyor. Evet. Binalar arttıkça talep artıyor. Talep arttıkça istihdam doğuyor. Bu işe başlayacak olan arkadaşlara her zaman benim tek önerim bu iş son derece dikkat gerektiren bir iş. Çünkü batağının geri dönüşü. Kaç günde bitecek mesela? Tek başınıza çalışacaksınız. Yani. Evet. Bu bina yaklaşık 10 gün içerisinde 10 günde bitirmeyi planlıyoruz. Hava şartları uygun olduğu takdirde. Pazartesi kar geliyor diyorlar. Fark etmez. Kar, yağmur, çamur, fırtına pek etkilemiyor. Çok gerekli. Anormal, tufan tipi bir şey olmadı. Yani, çalışıyor Murat. 20-22 nata kadar rüzgarda çalışabiliyoruz. Kıyafetler ona göre şeydi. Zaten firmaların tercih edilmesindeki en büyük neden bu. İstanbul'da çok yüksek gökdelenleri yapıyoruz. Mükemmel iskele sistemi olmasına rağmen rüzgarlı havalarda çalışamıyorlar. Biz de evet. Tam tersi, hani onların çalışamadığı noktalarda bizi tercih ediyorlar.